اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendi canlarından, kendi türlerinden birini Cenab-ı Hakk'ın elçi göndermesi, Allah'ın onlara büyük bir lütfudur. Allah büyük bir lütufta bulundu da kendilerinden, kendi türlerinden, kendi cinslerinden bir elçi gönderdi. Bu niye büyük bir lütuf olur? Çünkü bu elçi kendimizden biri olunca, biz insanlardan biri olunca bir defa aynı sorumluluklara sahip, o da bizim gibi insan dediğimiz biri. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle insan kullarından eğer bir ibadet bekliyorsa, o da bizim gibi bir insan, elbette o da yapacak dedirtir. Bir şeyden sakındırıyorsa, o da bizim gibi bir insan, elbette o da bundan uzak durmalı dedirtir. Bu düşünce neyi getirir? Doğal olarak, yani hiçbir ayete, hiçbir Cenab-ı Hakk'ın emrine, işaretine gerek kalmadan olmasaydı bile bu doğal olarak elçinin örnekliğini getirir. Çünkü insanlar böyle değerlendirirler. Madem ki o da bir insan, o zaman aynı mükellefiyetler onun içinde söz konusu olmalıdır. Şu halde buradan bakarak, tarihin bu diliminden bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Cenab-ı Hakk'ın emrettiği hiçbir şeyi Allah'ın Resulü'nün göz ardı etme lüksü yoktur. Allah Azze ve Celle'nin insan kullarına emrettiği hiçbir şeyi yine bir insan kul olan elçinin kendisinin göz ardı etmesi, bundan azade olması söz konusu değildir. Hatta evvela kendisinin yapması icap eder. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın sakındırdığı bir şeyi insan kullarına yine bir insan olan Allah'ın kulunun, elçisinin gidip ondan sorumlu olmaması, onu rahatlıkla işleyebilmesi söz konusu değildir. Yani bize günah ama ona günah değil. Bu nasıl bir şey? Hazreti Salih buyurdu ki وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ Bir taraftan sizi sakındırırken kalkıp size muhalefet edecek değilim. Kendim gidip yapacak değilim. Nasıl sakındırıyorsam, siz nasıl Allah'ın insan kulları olarak bundan nehyolunduysanız ben de nehyolundum. Şu halde madem ki bu geçerlidir, o zaman insanların doğal olarak Allah'ın elçisini örnek almaları son derece yerinde bir şeydir. Çünkü o da bunlarla memur ve o da bunlarla sorumlu idi. Bu bizim için nasıl bir avantaj? Allah Azze ve Celle bu sizin için büyük bir lütuf dedi. Avantaj olan tarafı onun örnekliği. Bizden olunca, bizim aramızda aynı sorumluluklarla yaşayınca onu gözümüzün önünde kendimize örnek alma kolaylığına ve rahatlığına kavuştuk. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendi canlarından, kendi cinslerinden birini göndererek Cenab-ı Hak aslında büyük bir lütufta bulundu. Farklı olsaydı ne olurdu? Mesela melek olsaydı, ya melek zaten onun tabiatı diyecektik. Sorumlu değil ki Allah Azze ve Celle insanlara hitaben bu emirde bulunuyor. O kendisi bir melektir. Cinsi başkadır. Formatı başkadır. لَا يَعْسُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Melekler Allah'ın melek kullarına ne emrettikleri varsa onu yapar. Ama insan kullarına emrettikleriyle o memur değildir. Dolayısıyla şöyle bir kenarda durur bir melek cinsinden varlık. Bize iletir, Rabbiniz size şunu emrediyor, sizden şunu sakındırıyor diye. Onun yapıp yahut yapmaması konusunda hiçbir fikrimiz olmazdı. Çünkü bu onu ilgilendirmiyor. O bir melek, farklı bir yapıda ve yaratılışta. Tut ki yapsaydı aramızda, bize katılıp yapsaydı, has yapsa, güzel yapsa, iyi yapsa, ya bir insan değil ki, yani insani zorlanmalara,
insani sıkıntılara, insani arzulara, şehvetlere kapılmıyor ki. Ben de melek olsam alasını yapardım dedirtir. Yine örnek olması düşerdi, bir anlamı olmazdı. Hele bizim gibi beşer olsaydı da görseydik bunları yapabilecek mi dedirtirdi. Bu sebeple Allah Azze ve Celle sizin kendi cinsinizden, kendi nefsinizden bir elçiyi göndermekle size büyük bir lütufta bulundu. Ya Rabbi bizden biri gönder, aynı bizim gibi olsun, o kulun da hem senin emirlerini iletsin, hem bunlarla mükellef olsun, görelim biz de ona tabi olalım, onun yaptıklarını iz iz izleyelim diye sanki bunu Cenab-ı Hak'tan lütfen bekledik, Cenab-ı Hak da bize bu lütfunu ihsan etti. Dolayısıyla özellikle min enfusihim diyorsa, enfus ifadesini kullanıyorsa, bu kendi cinsimizden, kendi varlığımızdan biri olması noktasına vurgu olur. Ama onlardan biri diyorsa, kastettiği özellikle o toplumu kastediyordur. Yani Semud'u, onlardan birini yahut burada bir örnek olarak verdiklerini, onlardan birini kendilerine bir elçi gönderdik. Bu elçi başka bir yerde Allah'ın elçisinden bunları öğrenip gelip kendi aralarına girmiş ve mesajı kendilerine iletmiş olabilir. Bu herhangi bir elçidir. Onlardan aralarına gelip ulaşan bir elçi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın elçiyi göndermesi gibi. Seba Melikesi'ne dedi, bana bir elçi geldi. Ve bir mektup. İnnehu min Süleymana ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Süleyman'dan. Mesaj ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne olur? Allah'ın elçisinin elçisi olur. Elimizdeki örnekteki elçi, elçinin elçisi bir hudhud idir. Ve o mesajı Allah'ın elçisinden ulaştırmaktadır. Müşriklerin de şöyle bir itirazı oldu. Ama onların itirazı niye bizim cinsimizden Allah elçi gönderiyor? Bizim cinsimizden olunca, bizim türümüzden olunca bir de bize örnek oluyor. Bu açıdan değildi. Onların itirazı her zamanki gibi mucize arayışına bu konuyu malzeme ettiler. Dediler ki yani melek olsa mesela gelse gökten böyle kanat çırpa çırpa aramıza inse. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَّا اَنْ قَالُوا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dediler ki Allah bir beşeri mi Resul olarak gönderiyor? Melek niye değil? Madem Cenab-ı Hak'tan geliyor, melek olarak gelsin. Görünce anlayalım, bilelim, bak işte melek diye gökten böyle insin aramıza. Allah Azze ve Celle burasına da itiraz etti ve bunun da olamayacağını söyledi. Dedi ki, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْاَمْرِ. Eğer melek indirsek o zaman iş biter. Kulların Cenab-ı Hakk'a gönüllü saygı göstermesi, Cenab-ı Hakk'ın gücüne, kudretine tanık olup, bu sisteme tanık olup, ki bu sistemin yaratıcısı Allah'tır. Veya tanık olduklarında her kimse bu yaratıcı diyerek fark etmez. Yani adını koymadıkları zaman o saygıları Cenab-ı Hakk'a gitmez, o tanımaları, o bilmeleri Cenab-ı Hakk'a gitmez diyemeyiz. Hazreti İbrahim ne dedi? اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Gökleri yeri kim var etmişse yüzümü ona dönüyorum dedi. Dolayısıyla insanın bu sorumluluğu Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bu kapasiteyle, bu potansiyelle var edici kudreti tanıyıp ona saygı duyması, ondan hidayet dilemesinin süreci böyle bir ortamda mümkün olabilir. Kendisini buna zorlayan hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda yürüyeceği yolda sadece Allah'ın gücünü, kudretini iz iz izleyerek. Ama gökten meleği indirmişsin, göğü yararak inmiş. Bütün sistematiği bozdu artık. İş bitti. Etrafta iman etmeyen kalır mı ki? Öyle bir şey yok zaten. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا. Eğer
Biz var olan bu nötr ortamı, ayetteki ifadesiyle bu gayb ortamını, bu baloncuk gibi yalıtılmış bu ortamı biz bozarsak, etrafta meleklerimizin dolaştığını görürseniz, zaten size sınavlık bir şey kalmaz. İş biterdi. قُدِيَ الْأَمْرِ Biz burada Cenab-ı Hakk'a onu tanıyıp ve iradelerimiz üzerimizde kaldığı halde saygı duyup duymamak noktasında sınanıyoruz. Evet, yüce bir kudretin varlığının farkındayım. Bu yaratılış kendiliğinden olmaz. Şu halde ben ondan hidayet dilemeye, ona yönelmeye, hayatı onun adına yaşamaya yüzümü dönüyorum diyenler bir grup. Evet, farkındayım. Bu kadar harikulade varlık kendiliğinden olacak değil. Ama ben onu tanımak istemiyorum. Kendi başına buyruk, müstekbir, her şey kendiliğinden olmuşçasına bir ahmaklığa kendimi verip hayatımı yaşayacağım diyenler de bir grup. Ama bu her iki grubun da bunu yaşayabilmesi için birinin sırf Cenab-ı Hakk'a saygı ve sevgi duyduğu için bu sürece girmesi, herhangi bir baskı olmaksızın, diğeri de herhangi bir baskı olmadığı için Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığını hoyratça yaşayabilmesi için ortamın bu karakterinin korunması lazım. Gökten melek indirirse, indirilirse bu bozulur. O zaman Ebu Cehil'i de iman eder, Hamza'sı da iman eder radıyallahu anh. Aradaki fark, o muazzam, önemli fark kaybolur. Bilal de iman eder, o zaman en azılı ötekisi de iman eder. Halbuki Cenab-ı Hak bu sistemi, aradaki o farkı, ki o fark çok kıymetlidir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي Allah'ı sevdiğimiz için elçiye tabi olduk. Bu sevgi çok önemli. Baskı indiği zaman sevgi kaybolur. Gönüllülük ortadan kalkar. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerde bahsettiği gibi deniz dalgaları kaplayınca kendilerini, en azılısı dahil olmak üzere, Firavun da dahil olmak üzere دَعُوا اللّٰهَ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الدِّينِ Bütün içtenlikleriyle Cenab-ı Hakk'ı çağırdılar. لَاِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذ۪ي Bizi bundan kurtarırsan لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ Şükredenlerden olacağız. Ne Lat'ı çağırdılar, ne Menat'ı çağırdılar, ne Uzza'yı çağırdılar, ne cinleri çağırdılar, ne ulu saydıkları bildikleri zevatı çağırdılar, hiç kimseyi. Sadece Allah'ı çağırdılar. Niye? وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اُح۪يطَ بِهِمْ İş bitiyor artık diye düşündüler. Dolayısıyla baskı ve zor, cebir söz konusu olunca hemen Cenab-ı Hakk'a yöneldiler. Ama bunun bir manası yok işte. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki melek indirmeyiz ki, melek indirirsek iş biter. لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ Sonra da zaten bırakmazdık onlara. Zaman ayırmaya gerek yok ondan sonra. İşi bitirir, kaldırır, dürerdik. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا Eğer özünde melek kılsaydık, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا Görüntüsünü yine adam yapardık. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Böylece onların yakini delme arzusunu ortadan kaldırırdık. Yani melek aşikar görülsün, bize irade kalmasın, mecburen iman edelim. Gönüllü bir süreçte iman etmekten uzak duran bu tipleri yine aynı zora sokardık. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ İnsan gibi görününce onların işine yaramazdı. Özünde melek olsa ne yazar? Onlar böyle bütün melek suretiyle, kendi öz varlığıyla aralarına inmesini istiyorlardı. Eğer illa bir beşer elçi gelecekse o zaman melek de yanında gelsin diyorlardı. وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٍ Der ki melek yanında gelsin. Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا Eğer yeryüzünde yaşayanlar, yeryüzünü adım adım yürüyüp gezen, dolaşan, orada yaşayanlar melekler olsaydı,
Onlara biz melek gönderirdik. Dolayısıyla vurgu yaptı ki kendi cinsinden olmalı, kendi türünden olmalı. Neden? Ki onlara örnek olsun. Bugün Resulullah'ın örnekliğini bulabildikleri her ahmakça vesileyle inkar edenler işi temelinden çarpıtmaya yöneliyorlar. Allah'ın Resulü'nün bizden biri olarak seçilmesi, gönderilmesi onun misyonunun en önemli parçasıdır. Örnek olabilmesi içindir. Ve ilk başlattığı, inşa ettiği toplumda bu örnekliği göz önünde o binlerce kalabalığın önünde başlatmış, icra etmiş ve dalga dalga yaşayan ve kesintiye uğramayan bir hayat tarzı olarak günümüze değin yeryüzünün bütün coğrafyalarında uzanmıştır. Dolayısıyla bu tabii süreç Allah Azze ve Celle'nin özellikle gözettiği bir şeydir. Buna dikkat çekmek istediği zaman özellikle min enfusihim der. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Size kendi canlarınızdan, kendi cinsinizden bir elçi geldi. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ Sizin zora girmeniz ona ağır gelir. Size pek düşkündür. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Müminlere karşı son derece şefkatli ve esirgeyicidir. Salat ve selam üzerine olsun.